Beğenemedim ama görseller çok güzel, kıyafetler, makyajlar çok benzetilmiş. Onun dışında çok beğenemedim. Teşekkürler. Evet. Peki. Çalıştı. Seni en son böyle çektiğimde Afrika'ya gidememiştin. Ne? Ben şimdi eve geldim, birazcık dinlendim, bir kahve yaptım ve bu hafta izlemiş olduğum filmlerden ve şu anda okumakta olduğum kitaplardan birazcık bahsedip videoyu kapatayım diye düşündüm. Bu hafta iki tane film izledim. Birisi annemle izlemiş olduğumuz Spencer. Annem pek beğenmedi, biraz önce de izlediniz düşüncelerini. Bense çok beğendim. Bence oyunculuklar çok iyiydi. Kostümler çok iyiydi. Çekmiş oldukları mekanlar denir mi bilmiyorum ama o da çok güzeldi. Dekor çok güzeldi daha doğrusu. Böyle söylemem daha doğru sanırım. Ben çok çok beğendim. Diana'nın içinde bulunmuş olduğu o ruh hali, o bunalım. Bence Kristen Stewart bunu çok iyi yansıtmıştı. Sanırım işte arkadaşlarımla da konuşurken dedik ki sanırım kendisi de birazcık donuk bir tip olduğu için Diana'nın içinde bulunmuş olduğu o böyle istemezlik durumu, o böyle kaçma isteğiyle dolup taşmasını sanırım bu yüzden çok iyi yansıtabilmiş. Ben çok çok beğendim ve belki vizyondan kalkmadan bir kez daha izlerim ya da eğer izleyemezsem de muhakkak internetten tekrar izleyeceğim bir film oldu. İkincisi de bugün gitmiş olduğum Dünyanın En Kötü İnsanı.
Şimdi öncelikle benim tek başıma gittiğim üçüncü film olduğu için yine benim için özel kalacak filmlerden, işte hatırlayacağım filmler arasında. Ama bunun dışında da ben bu filmi de çok beğendim. Şansıma iyi seçimler yapıyorum sanırım. Bence buradaki duygu durumlarının iniş çıkışları, yine oyunculuklar, ayrıca da işte alışmış olduğumuz bir kültür değil de işte Avrupa veya Amerika kültürü değil de daha başka bir dilde bir şey izlemek, bir kültürü görmek. Onun dışında işte her zaman alışmış olduğumuz o işte benim babamla sorunlarım var, ben seni üzerim, ben yanlışlar yaparım diyen bir erkek ve ne olursa olsun onu destekleyen ve hep yanında olan bir kadın yerine bir nebze de olsa bu rollerin değişmiş olduğu bir şeyler izlemek bence çok iyiydi. Evet, böyle sinemalar hakkında, gittiğim filmler hakkında sanırım başka bir şey söylemeyeceğim. Eğer aklıma bir şey gelirse buraya eklerim zaten. Şimdi de okumakta olduğum kitaplardan bahsedeyim. İlk önce İyi Eşler. Bu küçük kadınların devamı olan kitap. Filmi de yani 2019 ya da 2020 yapımı olan filmde küçük kadınları ve iyi eşleri birleştirerek çekilmiş. Ne olacağını biliyorum ama bu benim için birazcık daha böyle kaçış kitabı şeklindeydi. Sınavlara hazırlanırken sanırım. Evet, sınavlara hazırlanırken başladım ve ne zaman böyle bunalsam hadi işte bu tatlı öyküye, bu tatlı dünyaya, bu sıcacıklığa geri döneyim şeklindeydi benim için. Bu güzel gidiyor. Yani inşallah bitiririm yakın zamanda. Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabını okuyorum ama bunu 15. sayfasındayım. Aslında güzel başlamıştı ama sınavlara denk geldiği için yarım kaldı gibi bir şey oldu. Ama buna mutlaka devam edeceğim. İki Şehrin Hikayesi. Bu benim için birazcık utanç kitabım diyebilirim. Ben bu kitabı 2016'da almışım. O zaman bir kere başlamıştım hatırlıyorum. Sonra 2019'da tekrar bir okuma girişimim oldu. Yine yarım bıraktım. Şimdi Kitap Dünyam kanalının, Kitap Dünyam hesabının düzenlemiş olduğu Doğu'yu Keşfet Maratonu'nun maratonuyla Doğu'yu Keşfet Maratonu'nun ek kitabıydı. O zaman başlamıştım. Yetişemedim tabii ki. Yani bu kitap ve ben bilmiyorum. Aslında iyi anlaşacağız gibi oluyor ama sonra bir anda ben okumak istemiyorum falan. Bilmiyorum. Bu gece bundan bayağı bir okumak istiyorum. Hatta bitirmek istiyorum. Umarım yapabilirim. Aslında kitap çok güzel ilerliyor dediğim gibi ama bir türlü olmuyor. Belki de zamanı değildir. Bir de Suç ve Ceza. Yine benim bakayım ne zamandan beri? 2019 yılından beri kitaplığımda olan bir kitap. Ben bir yandan İş Bankası yayınlarından okuyorum. Basılı hali var bende. Bir de Storytel'den dinliyorum. Storytel'den iletişim yayınlarından dinliyorum. Böyle kitapları bu şekilde okumayı, bu şekilde kitaplar üzerinde ilerlemeyi seviyorum. Çünkü iki çeviriyi karşılaştırma fırsatı veriyor bana. Şunu söyleyebilirim ki ben iletişim yayınlarının basmış olduğu Suç ve Ceza'yı daha çok sevdim. Bence daha akıcı bir çeviri, daha hikayede daha rahat ilerlemenizi sağlıyor. Tabii ki de yani bu da çok kötü bir çeviri, işte hiçbir şey anlamıyorum değil ama ben iletişim yayınlarının baskısından daha keyif aldım. Böyle söyleyebilirim sanırım. Bu şekilde. Bu da yine Doğu'yu Keşfet Maratonu'nun ek kitabıydı. Şu an burada durduğuma bakmayın. Aslında burada ilerlemiştim ama bir şey çizmek için kalmış burada. Bunu da herhalde bugün yarın bitiririm. Bu şekilde. Evet. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz neler okuyorsunuz, neler izliyorsunuz ve neler dinliyorsunuz? Yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.